Efendim, köy bereketi programı Manisa'nın köylerini sizlere tanıtmaya devam ediyor. Evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Her hafta başka bir mahallemizi sizlere tanıtıyoruz. Bu hafta da ayvalarıyla meşhur Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beyel mahallesindeyiz. Bizi bakalım burada neler bekliyor. Hep birlikte izleyelim. Değerli izleyenler, Beyel Mahallesi'nde gerçekten bizi çok güzel renkli görüntüler karşıladı. Gördüğünüz gibi kıyafetimden de anlaşılacağı üzere geleneksel Beyel Mahallesi'nin kültürlerini sizlere yansıtacağız. Öncelikle kıyafetinden başlayalım istedik ve ben de sizlere bunu tanıtmak için onlar nasıl giyindiyse aynı şekilde giyindim. Tabii biraz sonra kıyafetin özelliklerini sizlere bahsedeceğiz. Nasıl bir kıyafet onu anlatacağız ama onun öncesinde Burul'da düğün var. Düğünümüzde de cirit etkinliği düzenleniyor. Cirit etkinliği için de atlarımız sahipleriyle beraber alanda hazır bekliyorlar. Isınma çalışması yapıyorlar. Daha sonra da oyunlar başlayacak. Oh,
Efendim, Behel Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar böyle özel günlerde, düğünlerde bu tarz kıyafetlerle köy meydanında geziyorlar. Kültürlerini yansıtmaya devam ediyorlar. Şimdi 3 tane aynı kıyafet ama farklı renklerde 3 tane kıyafetimiz var. Ben de aynı şekilde giydim. Funda ablacığım bu kıyafetlerin özelliklerini bize anlatacak. Bu taktıklarımız nelerdir, önümüzdeki nelerdir, neden böyle işlemişlerdir? Zamanında insanlar neleri düşünüp bunu yapmışlardır? Onu Funda ablamdan dinleyeceğiz. Ablacığım önce seni tanıyalım. Funda Aydoğan. Akhisar'da yaşıyorum ama köye her geldiğimde bu kıyafetleri giymeye özen gösteriyorum. Yani kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca da her düğünde bunlar giyiliyor. Genellikle böyle gelin almalarda, pazar günleri, gelin almadan öncesinde böyle ciritlerde, değneklerde giyebiliyoruz. Sünnet düğünlerimizde de bunları giyiyoruz. Sünnet çocuğu gezerken yani onun arkasından bu şekilde yine eşlikler ediyoruz. Bu kuş şöyle. Kıyafetimizin adını söyleyelim öncelikle. Üç etek ama yani tek bu renklerle özgü bir şey değil. Bunun çıtarımız var, alt parmağımız var. Değişik renklerde olanları da var. Yani çeşit bol. Evet, ama renk genellikle de bol. Süsleme işlemesi de bol. Boncuklarımız tabii. Şimdi bu ön çek mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bana giydirirlerken biraz kulak misafiri oldu mu? Aşinalık oluştu bende. Önlük deniliyor değil mi buna? Bu önlüğümüz evet ama bunun kumaşı daha farklıdır. Bu yaklaşık 60-70 yıla dayanıyor. Evet. Ama bu etaminden işlenmiştir. Bu yeni nesil biraz evet, daha. Yeni nesil. Bunları evet. Hani bulamıyoruz daha çok. Sadece düzenlemeler yapabiliyoruz. Evet. Ama onlar da bugünün yani malzemeleriyle. Evet, eski işlemeler evet. Yine günümüze kadar getirilmiş. Evet. Galiba diğer yapılmış olanlara bakılıp işleniyor değil mi? Evet. Şimdi yani, öyle oluyor. Üstümüzde de yani oyalarımız, yemelilerimiz de çok güzel işlemeli. Bunları biz yazma diyoruz. Yazma, pullu yazma. Evet. Bu pullu yazmamız. Yani çok fazlaca böyle bir şatafat var değil mi? Evet. Eskiden de yani şatafata insanlar meraklıymış o zaman. Yani biraz gösterir. Bol işlemeli, bol süslü. Aynen öyle. Bunun altında değerli izleyenler hava çok soğuk olmasına rağmen biz üşümüyoruz. Bu halde üşümüyoruz çünkü çok sağlam giyindik. Çok da sıcak tutuyor. Bunun altında da işte şalvarları var. Bir altında da neydi kuşak mıydı? Kuşağı gösteremiyorum şu an ben mikrofon tuttuğum için. Şöyle ben hemen göstereyim. Şöyle. Efendim böyle de kuşak var arkaya bu şekilde. Çok güzel gerçekten ya. Ve her düğünde yani her törende giyiyorsunuz. Evet, sizde babaannenizden kalma, işte atalardan kalma görenekleri devam ettiriyorsunuz. Sizin çocuklarınız da giyiniyor yani. Evet, onlar da giyiyor. Çocuklarımıza evet. Da yapıyoruz. Yani biz gelin olacak her kızın vardır. O zaman ne diyelim? Mutlaka izleyenlerimiz buraya uğradığında üç eteklerden giymeyi ihmal etmesinler. Şöyle bir güzel de fotoğraf çekilsinler. Evet. Öneriyoruz. Behel Mahallesi sakinleri gerçekten çok renkli kişiliklere sahip. Şu an yanımızda Sarıklı Efe'miz var. Behel Mahallesi'nin Sarıklı Efe'si ile beraberiz. Evet, Aslım Börez'de evet. Behel Mahallesi'ne arkadaşın düğününde iştirak etmekteyiz. Sizler de gördüğümüzden dolayı hepinize teşekkür ettik. Hoş geldiniz, hava geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sağ olun. Her düğüne bu şekilde mi gidiyorsun? Her düğüne daha özel gidiyorsun kızım ama böyle hava soğuk olduğundan giyinemedik fazla. Evet, fazla giyinemedin ama yine de şatafatlısın. Şöyle bir tesbihi var Sarıklı Efe'nin. Efendim kocaman bir tesbih yani. Nedir bunun özelliği? Biraz bahset. Kızım tesbih. Niye bu böyle ya? Tesbihin özelliği ben böyle bire bire çeken nasip toplarım. Nasip topluyorsun. Ha nasip topluyorum. Ne demek nasip toplamak? Kızım ya Rabbi bana hayırlı nasipler ver Allah'ım diye böyle nasip toplarım bire bire. Var mı eşin? Eşim var bak. Allah o zaman sana en büyük nasibi vermiş amin, zaten. Amin, sen daha amin. Ne nasip arıyorsun? La öyle nasip değil kızım ya. Günlük yiyecek içecek işte. Evet.
Buradan eş dost gömek. Buradan eşine neler söylemek istersin? Ha. Seni bu şekilde kabul kızım, etmiş. Pala ben... bıyıklı bir yari var kızım, yengenin. İyi de valla otansak bir karı var bende. Ne alada bilmiyorum ben. Hiç meydana çıkmaz. Allah Allah. Tövbeler olsun sana ya. Sana eşlik etmiyor mu? Ya eşlik evi de arttan arttan duruyor ya. Aa, vallahi niye öyle bak. Yapıyor geriden geriden duruyor ya? Otansak işte öyle bir şey denk gelmiş bana. Buradan ona seslen. Benim yanımda ol. Benle beraber ol de. Lan koca karı. Hanım. Valla neredesin gel buraya ya? Eşinin adı ya. Ne? Valla Nazmiye da. Nerede bilmiyorsun ya? Nazmiye Hanım neredesin? Bak Sarıklı Efe seni arıyor buralarda ya. Vallahi. Ta Beyel Mahallesi'ne gelmiş seni aramak için. Otansak bir karıma işte. Gelmedi buralara. Nerede kaldım bilmiyorum ben ya. Hiç memnun değilsin herhalde. Memnunuz ya memnunum. Şöyle şunu sana vereyim. Ha, bir de bıçağın mı var? Bu ne kamçı mı? Bu. Bunda da efendim boyun. Süslemeler, işlemeler var. Bunları kendiniz mi yaptınız? Yok kızım ya. Benim böyle her gören işte birer boncuk as verir, tak verir işte. Böyle böyle bir vakit geçiriyorsun. Ha, seni her gören bir boncuk veriyor. Ha, boncuk veriyor. O zaman seni çok seviyorlar. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Evet. Şimdi düğüne de iştirak etmişsin. Şöyle bize bir Beyel Mahallesi'nin düğünleri nasıl olur anlat bakalım. İzleyenlerimiz öğrensinler. Kızım Beyel Mahallesi'nin düğünleri... Cumartesi gün sabahtan başla, pazar gün akşam üzeri biter. Çengiz olur, güreş olur, at olur, seyir olur. Böyle devam eder. Yani bu evvellerden beri gelen bir tören mi adet? Böyle gece akşamları gına gecesi olur, eğlencesi. Böyle bu şekilde devam eder. Hani eskiden derlermiş ya 40 gün 40 gece düğün olur 40 diye. 40 gün olmuyor galiba 3 gün oluyor. 3 günde yine iyi ya şimdikiler bir günde 2 saatte evleniyor. Aynen aynen. Burada Beyel Mahallesi'nde düğünler 2 gün sürüyor efendim i̇ki düşünün artık. Evet aynen. Maşallah. 2 gün sürüyor kızım. O zaman herkes evlensin. Herkes evlensin. Nasip olan evlensin. Evet. Nasip olmayan durak olsun. Evet amcam çok nasipli bir insan belli oldu. Allah razı olsun sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ettik sağ olun var olun Allah razı olsun. Şimdi Beyel Mahallesi'nde gelinimizi almaya gidiyoruz ama burada gelin almaya gidilirken bu şekilde atlı birliklerle gidiliyor. Atlarımızın üstünde de cirit tutan erkekler var. Bu şekilde gelin alayı maniler söylenerek, davullar, zurnalar çalarak, atlı birliklerde cirit gösterisi yaparak gelin evine kadar gelin alayı gidiyor. Şimdi Beyel Mahallesi'nde evlendiğiniz zaman, gelin olduğunuz zaman bu kıyafetlerle bir ay boyunca dolaşıyor musunuz? Bu kıyafetler bir ay boyunca sizin üzerinizden çıkmıyormuş. Şimdi yeni evli bir gelin hanım yanımızda. Kaç gün oldu? Kıyafeti çıkarmaya kaç gün kaldı? Ben 2 aylık evliyim. Yani buraya gezmeye geldiğim için, düğüne geldiğim için orada giyiyorum. Evet. Şimdi bir ay boyunca giyindin mi bunları? Nasıl? Bir ay boyunca ben giyinmedim ama köyde yaşayanlar bir ay boyunca giyiniyorlar. Sıkılmıyorlar mı ya? Valla ben şu anda sıkıldım ama. Hemen sıkıldım ama bilmiyorum. Sen nereden gelin geldin Beyel Mahallesi'ne? Ben Beyel'de oturuyorum. Ha, burada doğdum büyüdüm. Burada doğdum büyüdüm. Evet. Ona rağmen sıkıldıysan dışarıdan Beyel Mahallesi'ne gelin gelenlerin vay haline o zaman. Aynen. Evet ama gerçekten çok ihtişamlı. Çok güzel. Başı da çok güzel olmuş. Evet. Evet gerçekten çok ihtişamlı. Efendim burada gelin olursanız eğer Beyel Mahallesi'ne gelin olarak gelirseniz işte bu kıyafetle bir ay boyunca dolaşırsınız ve bir ay boyunca bu kıyafetle gelin olduğunuz anlaşılır.
Değerli izleyenler, Beyel Mahallesi'nde gezimize devam ediyoruz. Beyel Mahallesi'ni sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi Bayram amcayla beraberiz. Bayram Usta'yla beraberiz. Kendisini tanıtacak ama tabii ondan da Beyel Mahallesi'ni dinleyeceğiz. Gençliğinde nasıldı, şimdi nasıl Beyel Mahallesi, eskiler nasıldı? Evet. O eskilerin ve şimdikilerin güzelliğini senden dinleyelim. Buyur. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz de. Hoş bulduk. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Allah'a şükür ben de iyiyim. Ben Beyel Köyü'nde 70 yaşındayım. Allah'a şükürler olsun. Güzel Mevlam'a iyiyim. Bizim köyümüz eski, bayağı çok eski bir köy. Hemen hemen şöyle 700 yıllık falan, 700 yıllık falandır. Bu kadar tarihi çok var. Eski dayanıyor. Ve bizim köyümüzde hiç cahil yoktur. Git bugün 90 yaşında insanların yanına git, hepsi okuma yazma bilirler. Çünkü bu köyümüz Cumhuriyet tarihinden önce medrese varmış burada. Onda bile öğrenmişler. O bittikten sonra, bitmeden Cumhuriyet tabi idaresinde okul yapılmış. Ben 5 tane okul yapıldığını biliyorum bu köye. 5 tane okul yapıldığını biliyorum. Maşallah. Yani Beyel Mahallesi okumayı seviyor. Şunu da söylemek istiyorum. Etraf köylerimiz buraya asker mektuplarını okutmaya gelirlermiş. Yani onlar tabii okul yazar bilmiyorlar. Bizim köy okul yazar olduğu için asker mektuplarını bizim köye gelip okudurlarmış. Bu kadar hem eski hem de çok yani çok güzel yani. İyice okumuş. Evet. Şimdi bizim köyümüzde en güzel okuyan saççı dayı vardı burada. Allah rahmet eylesin. Oğlu Mustafa Özbakan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hocamız vardı bu köyden. Çok değerli bir insan, Allah razı olsun. İkincisi de Karataş Lisesi'nden emekli olduğu müdürümüz vardı, Ferdun Bayram. Allah razı olsun. Allah'ım şifa versin, rahatsızmış, yatalamış galiba Ferdun Bey'imiz. Allah şifalarını vermesini diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Birazcık daha benim asker dönemlerime falan gelirsek, ben askere giderken yollarımız yapılıyordu. Ben 66 yılında askere gittim. Yol yapılmadan ben yayan gittim gördüsün. 4 saat yayan. Şimdi Allah'a şükür olsun. 10 dakika. Yolumuz var. Ulaşımımız güzel. Şu köyüm ben şimdi hiçbir yerde yaşamam. Allah razı olsun. Çok memnunum, mutluyum. Başka bir yerde yaşayamaz mısın? Başka bir yerde yaşamam. Bana bugün İstanbul'da, Ankara'da bir daire verirler, yine gitmem oralara. Evet. Niçin gideyim? Burada her şeyim, Allah'a şükür olsun. Burada doğdun, büyüdün, hatıraların burada. Burada ölmek isterim. Başka yerde istemem doğrusu. Allah gecinden versin. Amin. Bayram amca maşallah. Amin. Yaşını da hiç göstermiyorsun çok sen. Çok şükür Mevlam'a. İyiyim Allah'a şükür olsun. Şimdilik. Yani rahatsız falan değilim. Şöyle izleyenlerimize Beyel Mahallesi'ni bir cümleyle anlatmak istesen ne dersin mahallenin için? Vallahi ne diyeyim? Herkes meşhurdur. Meşhur olan burada bizim kirazımız çok meşhurdur. Napolyon denen kirazımız vardır. Alıcılar gelir, toplayın biz kirazlarımızı toplanırız. Öyle paranginde satmak yok yani. Dışarı ihraç olurlar bununla. Allah şükürler olsun. Geçen sene kirazlarımız en az 5-10 lira kadar gitti. 5'ten 10 lira kadar gitti. Sen Allah de razı topluyor musun kiraz? Var var. Bu köyde hemen hemen en çok kirazı olanın içindeyim ben. Oo maşallah. Önü başı çekiyorsun yani. Yani 3-4 kişi olsa ben de varım bunların içinde yani. Evet. 450 kadar kirazım var. Allah şimdi Bayram amca bize dediler ki Bayram amca kiraz toplamaya gittiği zaman kiraz bahçelerini neşelendirir. Sesi de çok güzeldir. Sizlere bir türkü çağırsın. Onun sesini bir izleyenlerinize dinletin dediler. Var mı böyle repertuarında bir türkü? Ya bir var mı? Biraz da sesim de kötü bugünleri. Evet. Şöyle kısaca izleyenlerimiz için birazcık mırıldansan. Olabilir. İnşallah, dinleyelim o zaman sen. İnşallah yapabiliriz. Türkünün adı ne? Valla bu
Evlerin yönü kara diyor. Evlerin yönü kara, evlerin yönü kara, selam söyleyin Celal yara. Nişanlısın eller almış, bulunmaz mı buna çare? Evlerin yönü yonca, yoca kalkmış dam boyunca. Evlerin yönü yonca, yoca kalkmış dam boyunca. Bu yoncayı kim biçecek, Celal olan olmayınca. Vallahi. Şöyle alayım ben senden. Seni de fazla yormayalım, sesim de çok çıkmıyor dedi. Bayram amca, eşin sağ mı? Eşim sağ. Allah razı olsun, sağ. Evet. Eşim kaç sağ. Yıllık evlisiniz? 69'da evlendim. Maşallah. Bayağı maşallah olmuş. Yani yarım asır olabiliyor yavaş yavaş. Allah'a şükürler olsun. Nasıl tanıştınız? Sen de böyle evlerin önü yonca diye onu böyle türkü çığırarak mı kandırdın? Yok. Görücü usulü mü oldu? Görücü usulü ama bizim burada şu andaki evlerimiz benim hoşuma gidiyor. Eskiden biz nişanlıyken hiç böyle yani ne bileyim gelip de bir yere nasılsın ne yapıyorsun dahi demezdik. Hiç konuşmazdık. Şimdiki evlilere, şimdilik gençlere çok istiyorum. Bu şekilde olmasını istiyordum ama evet, ne yazık ki böyle eskiden bir şey olmadı. Eskiden tabii birbirini görmüyorlarmış. Anne baba uygun görürse evleniyorlarmış değil mi? Evet yani bunlar büyüklerimizin hatır gönüldür çokçası. Evet. Ama şimdi ben beğeniyorum yani. Neden? Ya şimdi bir kusur şu bu olsa, huyu tüyü bilmese birbirlerini, evlenmiş her şey bitmiş. Ondan sonra ayrılmalar çok oluyor. Boşanmalar i̇şte oluyor. Bunlara taraf olmadan insanın nedeni tanıması lazım. Evet. Ben şu andaki gençleri beğeniyorum. Yani şimdiki evlilikler iyi diyorsun. Beğeniyorum. Yani insan sonra Hüsran Hoca'nın önceden olsun. Tabii ki de. Önceden bilsinler birbirlerini ya, değil mi? Bir sürü insana boşanmışlar, çoluk çocuk perişan. Yazık günah değil mi bu insanlara ya? Hayat bize bir defa geliyor. Kısacık bir ömrümüz bu var. Ben 70 yaşındayım ama vallahi daha dün doğmuş gibiyim ya. Yani. Oo maşallah, böyle hissediyorsun ha? Yani hayat kısacık geliyor. Evet. Ben Menderes'in asıldığı zaman okuyordum. Hı-hı. Ortaokulda okuyordum. Hı-hı. Çok müthiş askerlik yaptım. Komando 5 defa uçaktan aldım. Paraşüt. Maşallah. Bayram yani amca bayağı cesaretliymişsin böyle, yani. Çok ne bileyim, çok şiddetli. Eğitim alanına geldim, öyle tezkere aldım. Askerliğim feci çok kötü geçti yani. Çok kötü. Şimdi sen görücü usulü evlenmişsin ama memnun musun eşinden? Şimdi diyorsun Allah ya yeni olsun. Evlilikleri daha çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Ben memnunum. Cenab-ı Allah herkese memnun olsun, doğrusu. Ben şimdi çoluğum çocuğum var. Yani ne bileyim ya. Nerede onlar? Buradan onlara selam söyle. Köyümde çocuklarım, kızım Alaşehir'de. Ona selam ediyorum. İyi günler dilerim. İnşallah. Kızımın çocuğu olmadı. Oğlum var, bir oğlumla bir kızım var zaten. Oğlum orman mühendisi benim. Orman mühendisi. Manisa'da görev yapıyor. Maşallah. Manisa'da. Hep birlikte ailecek, mutlu mesut. Beraber yaşıyorsunuz. Gelinim öğretmen. 3 tane torunum var oğlumun. İki torunlar mı daha sevimli, evlatlar mı? Vallahi ben oğlumu çocuktan böyle ya, sevmemiştim doğrusu bu kadar. Ya onlar göreceğim geldim hemen buradan gidiyorum Manisa'ya. Torun sevgisi bastırıyor yani. Çok başka, bildiğin gibidir. Yani ben çocuktan bu kadar sevmedim doğrusu Allah için söylersem. Evet. Ya da o zaman çalışmaktan bir hayatım fırsat bulamadım. Şimdi artık Allah'a şükür olsun. Emeklilik tabii. İşimiz de yok. Artık torunla tombalakla geçineceksin, çok devam edeceksin. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Allah sana uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin. Sağ olun. Allah çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel de aralarda böyle nasihatlar da verdi. Biz o mesajı aldık. Türküm olmadı. Yok yok, çok güzel oldu. Onu bilemedim, türküm olmadı. Olsun, çok güzel söyledin. Sesine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
yani onun biraz daha hazırlıklı olsaydım belki de onu daha güzel söylerdim ben ama olmadı. Bir dahaki sefere inşallah bayram amca. İnşallah, inşallah. Sen torunlara söyle, torunlar bunu duysunlar, onlar da kendi evlatlarına söylerler. İnşallah, olur mu? İnşallah. Tamam o zaman. İnşallah. Efendim tabii düğün olur da düğün yemeği olmaz mı? Meşhur olan da zaten düğün yemekleridir. Peki düğün yemeklerinin olmazsa olmazı nedir? Şimdi keşkektir. Beyel Mahallesi'nde aşçı abimle beraberiz. Burada kazanları da kaynatmışlar. Yemekler hazırlandı. Düğüne gelen misafirlerimize ikram ediliyor. Ama neler hazırladınız misafirlere? Misafirlerimize öncelik keşkek olmak üzere. Hı-hı. Keşkek, çorbamız, olmazsa olmaz nohudumuz. Olmazsa olmaz etli patatesimiz, hı hı. Tatlımız helva, ev yapımı turşumuz, mantımız, 7 çeşit yemek yani köylülere sunmaktayız. 7 kazan. Evet. Hatta 7 de değildir, 2'ye katlanıyordur evet. Bu kazanlar ya, değil mi? Tabii. Misafirin çoğunluğuna, tabii, durumuna tabii. Göre. Yani düğün sahibinin bize verdiği sayıya göre, kişiye göre yemeklerimizi ona göre 2 kazan, 3 kazan gününe göre yemek yapıyoruz yani. Evet, şimdi bu şeyler, hazırlıklar tamamıyla size mi ait yoksa düğün tarafı mı veriyor nohutunu, malzemesini, yemekleri? Malzemesini alıyorlar. Hı. Biz düzenlerimizle düğün sahibine yemeklerini yapıyoruz yani. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 11 yıldır bu işteyim. 11 yıldır. Evet. Kadınlar mı daha güzel yemek yapar, erkekler, erkekler mi? Erkekler. Var mı eşiniz? Var, eşim de var. Şimdi siz evde eşiniz mi daha güzel yapar, siz mi daha güzel yemek yaparsınız? Ben güzel yaparım. İddialısınız evet, yani. Evet, iddialıyım. Evet. Eşiniz kızar ama biraz size ya. Şimdi bey benim yaptığım yemekleri beğenmiyor musun der. Yok musun yok. Beğenip beğenmeme değil de o da her zaman söyler. Ama yani erkeklerin eli daha lezzetlidir. Allah Allah. Bu yani kanıtlanmış bir şeydir yani. Şimdi erkeklerin eli daha lezzetli ama erkekler de pek mutfağa yanaşmaz. Böyle ya, de bir tezatlık ya bu, var. Toplumda biraz öyle duruyor ama evet. Normalde erkekler daha lezzetli yemek yapar. Şimdi erkeklere buradan çağrıda bulunun. Her şeyi kadınlardan, hanımlardan beklemeyin. Siz de arada ya, yemek yapın, mutfağa herkes, girin değil mi? Ya orası öyle de bunu herkes yapamaz yalnız. Her erkek yapamaz. Hele köylerde hiç yapamaz yani. Evet. Köylerde kadınlar yemeğini yapar. Erkekler hayvan varsa hayvanını yapar. Ne bileyim tütününü yapar. Parayı getirir. Parayı getirir. Evet. Evin işini kadın yapar. Maşallah siz de çok güzel yemekler yapmışsınız. Sağ olun, elinize emeğinize sağlık. Teşekkür o zaman ederiz. Beyel Mahallesi'ne, düğünümüze bütün misafirleri bekleyelim. Her zaman buyurun gelin. Kapımız açıktır yani. Efendim şimdi düğün evinde tabii hummalı şekilde çalışmalar devam ediyor. Yemekler evet. Servis evet. ediliyor. Aşçı yamakları da tabii evet, servise yardımcı ki. Oluyor. Ablam da aşçılara yardım ediyor evet. Burada değil mi ablacığım? Evet. İsmin nedir? Seni Hatice. Bir tanıyalım. Hatice abla maşallah. Kaç yaşındasın? Var mı çoluk çocuk? Yok. Bey nerede? Yok. Bey yok mu? Yok. Bekar mısın? Hiç evlenmedin mi? Evlendim ayrıldım. Evlendin ayrıldın. Hı-hı. Eş lazım. Bir evet. eş lazım. Ne yapalım? Eş istiyor musun? Hayır. Tamam. Hatice ablam evlenmek istemiyor. Ona göre Hatice ablama talip olarak kesinlikle gelmeyin değil mi? Evet evet. Hatice aynen. ablam tek tabanca bu şekilde mutlu. Evet mutluyum. Şimdi evlenmişsin ayrılmışsın. Evlilik üzerine şöyle şimdiki gençlere bir tavsiye versen ne demek istersin? Ama ben hiç kimseye karışmam. Ne yaparsa yapsınlar. Evet. Kendileri bilir. Mutsun. Evet. O kadar mı? Kendileri bilir. Evet. Tamam o zaman. Beyer Mahallesi'nin yemekleri kaç çeşit olur? Neler pişirilir? En fazla 7 olur herhalde. 6-7. En çok ne yenir Beyel Mahallesi'nde? Kadınlar evinde hangi yemekleri yapar? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Pilav. Oo maşallah. Kuru fasulye pilav da Beyel Mahallesi'nin kadınlar usta mı?
Evet, ustadır. Evet, maşallah. Tamam, sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür buradan ederim. Buradan bütün izleyenlere el salla, selam söyle. Efendim tabii şimdi Gördes'in Beyel Mahallesi'ne geliriz de Gördes Belediye Başkanı Sayın Muhammed Akyol bizi yalnız bırakır mı? Bırakmaz. Sayın Başkanımıza bize eşlik etti programımızın çekimlerinde. Sayın Başkanım öncelikle teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, biz de hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bugün Gördes'imizde sizi ağırlamaktan gerçekten mutlu olduk. Beyel Mahallemizde ve Kalemoğlu mahallelerimizde çekimleri gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çok renkli görüntülerle karşılaştık. İşte atlı birlikler, cirit oyunları, kadınların giydiği yöresel kıyafetler, şatafatlıydı çok fazlaca. Ben de giydim. Gerçekten kültürünü devam ettiren köyler. Gördes de buna sahip çıkıyor. Gördes Belediyesi de buna sahip çıkıyor. Biz özümüzü ve kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Zaman zaman da Manisa Büyükşehir toplantılarımızda da bunu belirtiyoruz. Manisa'yı artık bir bütün olarak düşünün. Manisa'nın arka bahçelerini de unutmayın. Gelin görün diyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu Manisa'nın arka bahçelerine geldiniz, bugün gördünüz. İnşallah Manisalı hemşehrilerimize ve tüm izleyicilere bunu göstereceksiniz. Manisa'daki, Gördes'teki bu Gördes'in kültürünü, unutulmayan yüzlerini inşallah hep beraber yaşatacağız. Evet. Gerçekten yaşatılmaya da zaten devam ediyor. Bunları ekranlardan da izleyicilerimize yansıtıyoruz. İnsanlar da çok samimi ve sıcak. İşte Gördes her ne kadar bu bölgemiz soğuk olsa da insanlarımız gerçekten çok sıcak. Bu sıcaklığı geçmişten atalarımızdan aldığımız bu gelenek ve göreneklerimizi yaşayarak gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Korumak istiyoruz. Bu sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti, inşallah birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret ediyoruz. İnşallah. Sayın Başkanım, peki buradan vatandaşlara neler söylemek istersiniz, mahalle halkına, Gördes'e? Ben şimdi 2017'nin son günlerindeyiz. Malum dünya gündeminde de Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle özellikle dünya beşten büyüktür. Ve bir kez daha dünya gördü ki dünya birden de büyük. Beşten de büyük. Onun için Allahu Ekber diyoruz. En büyük Allah diyoruz. Ve bu duygu ve düşüncelerle 2018'in gerçekten dünyada ezilenlerin, katledilenlerin bu gözyaşının ve kanın son bulmasını istiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun insan insandır. İnsanca yaşamaya hakkı vardır diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de Beyel Mahallemizin muhtarıyla beraberiz. Şimdi biraz da Beyel Mahallesi'ni onun dilinden, ağzından dinleyeceğiz. Muhtarım önce sizi tanıyalım. Buyurun. İsmim Tahir Bodur. 1994'te muhtarlığı görevine başladım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Köyümüz 150 haneden ibaret. 450 nüfus. Tarımla geçinen hayvancılık. Öyle devam ediyor hayat diyorsunuz. Devam ediyor işte hayat. Evet. Şimdi
Biz buraya gelince de şahit olma fırsatımız oldu. Beyal Mahallesi sakinleri gerçekten kültürüne sahip çıkan insanlar. Köyümüz sosyal kültürel açıdan hemen hemen Gördes'in köylerinin önünde gelen köylerindendir. Evet. Tabi bu gitgide daha da genişlemektedir. Ama elimizden geldiği kadar biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz işte. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Bu 5. dönem. 5. dönem. O zaman vatandaşlar sizden memnun muhtarım. Valla vatandaşın takdiri demek ki memnun ki seçiyorlar yani. Evet. Tabi biz de hizmeti görevimizi layıkını yerine getiriyoruz, yapıyoruz yani. O konuda hiçbir sıkıntı yani gönül ferahlığıyla söyleyebilirim yani. Evet. Yani öbür dönem içinde muhtarımız yine aday galiba, bu sözlerden bunu anlıyoruz değil mi? Nasip diyelim. Vatandaş isterse siz de niye kabul etmeyiz? Nasip. Şu anda erken de. Evet. Sayın Muhtarım, Beyal Mahallesi'nde hayat nasıl gider? Yani buraya izleyenlerimiz geldiği zaman ya da dışarıdan bir misafir geldiği zaman nelerle karşılaşır burada? Vallahi mahallemizin insanı sıcakkanlıdır. Evet. Genelde misafirine karşı çok saygılıdır. Köyümüz dediğim gibi işte yaz ayları bizde tarımda, meyvacılıkta kiraz meşhurdur, ihracat kiraz, yayla bağı, elma, yeni yeni cevize şey yaptık, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, valla bu şekilde geçiminizi sağlıyoruz. Geçiminizi sağlıyoruz yani. Evet. Kirazda iddialı mısınız Sayın Muhtarım? Kirazda durumlar nasıl? İddialıyız herhalde. Bundan sonraki geçtiğimiz senelere kıyasla gelecek senelere birkaç sene sonra daha iddialı duruma geleceğiz yani, evet. İnşallah. İzleyenlerimizi de davet edelim mutlaka. Kiraz zamanında Beyal Mahallesi'ni ziyaret etsinler. İnşallah nasip olur. O doğal olur. Kirazlardan alıp evlerine götürme şansımız. İnşallah nasip olursa bekleriz. İnşallah. Yani dediğimiz gibi Beyal Mahallesi gerçekten çok güzel bir mahalle. İnsanları da çok sıcakkanlı. Bizleri de çok güzel karşıladılar. Hava soğuk olmasına rağmen şu an içimiz sıcacık. Efendim mutlaka sizler de Manisa'ya yolunuz düşerse, Gördes'e yolunuz düşerse Beyal Mahallesi'ne mutlaka uğrayın. Sevgili izleyenler, Köy Bereketi programında Manisa'nın köylerini Manisa Medya TV ekranından sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bu hafta Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beyal Mahallesi'ndeydik. Şimdi ekranlarınızın başında beni izliyorsunuz ama bir bakmışsınız belki yanınıza gelmişim. İnşallah başka bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.